Peki o da biraz önce görebileceğiniz yerin üzerinde koyulan hızlar dünyada örneğe hiç olmayan, Türkiye'de hiç bir örneğe olmayan toprağın 8-9 metre altında bir camideyiz. Bir ibadethanedeyiz ama cami tabii ki. Büyükçekmece'nin en önemli noktalarından bir bölge. Çünkü etrafında 5000'den fazla hiç başka bina, sadece villa var, hiç başka bina yok. İki katlı villaların olduğu bir villa kentin içindeyiz. Sancak ailesi bizim bu yeri görünce bize tahsis edildi takdirde Suat Sancak, Ethem Sancak bizim buranın eşrafından burada oturuyorlar. Biz bunu yaparız dediler. 20 Mayıs'ta temelini attık 2012'de ve hemen bu proje Barcelona'da Mimarlık Festivali'nde Dini Tesisler Projesi içerisinde birincilik ödülünü aldı. Hemen dünya çapında bir ödül aldı. Dolayısıyla daha henüz ibadete açılmadan iki tane dünya ödülü almış bir dini tesis, bir cami burası. Artık biz buna Hira Camisi diyoruz. Halk arasında Hira Camisi olarak da yayılacaktır. Bu eser girişinden itibaren su, toprak ve Hira Mağarası'nın siyah taşına, onun taşına benzer taşla vücut bulmuş. Bir taraftan caminin her tarafında girişten itibaren ön cümle girişinden, ana girişinden itibaren her taraf su içerisinde. Çünkü insanın vücudunun %80'i sudur. Her taraf altı üstü her tarafı toprak ve çimen. Topraktan gidip toprağa gideceğiz. O da oraya yansıtılmış. Oksijen lazım. Onu temsilen sadece Hira Mağarası'nın da etrafında ağaç yok denecek kadar az olduğu için bir tane 400 yaşında zeytin ağacı, cenaze namazlarının kılınmış olduğu yerde bir tane ıhlamur ağacı, yine caminin girişinde doğu istikametinde yine bir başka ağaçla, üç ağaçla da o görüntü verilmiştir. İçeriye girdiğiniz andan itibaren ne kilimin halısında bir renk bulabilirsiniz, ne duvarında bir yazı göremeyeceksiniz. Sadece muhteşem vav anlamını herkes bilir. Vav harfini, Arapça harfi göreceksiniz. Bütünüyle, doğallığıyla, toprağın altında, toprağın üzerinde toprağa saygı, çevreye saygı anlamında bundan daha muhteşem çevre ödülü alacak başka bir proje olamaz. Burası bir Hira Mağarası'dır. Burada ibadet bir başkadır. Mutlaka diğer Müslüman ülkelerde bu projeden etkileneceklerdir ve buna benzer projeleri yapıp vücuda getirmek için mutlaka çalışacaklardır. Saygı, doğaya saygı bakımından bundan daha güzel bir proje olamaz. Bölgemizde çevre adına, çevrenin korunması, hatta arsa üzerinde, burada bir bu arsanın üzerinde şu anda 1200 metrekarelik bir tesis var ama arsa bomboş. Arsamız bomboş. Yukarıda koyun, kuzu, affedersin bizim bölgemizdeki inekler otlarını otlamaya devam ediyor. Biraz sonra bak, çıktığınızda belki kuzuları göreceksiniz. Ama çok güzelmiş yani. Bu var ya. Tamam canım.